Yine taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz de, dünyanın her yerinde iş yapabilecek, ter döken ihracatçılarımız ve iş insanlarımız da, aslında ülkemiz çok önemli üstünlüklere sahip. Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Geleceği parlak. Yeter ki kral değil, kural ile yönetiz. Yeter ki kibir değil, tevazu ile yönetiz. Yeter ki kutuplaştırarak değil, kucaklaştırarak yönetiz. Yeter ki her şeyi bir tek ben bilirim diyerek değil, istişareyle yönetiz. 14 Mayıs'ta Türkiye seçimini yapacak. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs sabahında Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde milletimiz huzur içinde uyanacak. Sokağına, okuluna, işine, komşusuna huzurla, güvenle gidecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ülkeye hak, hukuk, adalet gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Milletimizin çalınan neşesi geri gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yurt dışına giden gençlerimiz ülkesine geri dönecek. Ne diyor Pablo Neruda? Tüm çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. 15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, ülkemize bahar gelecek. Artık şafak atarsa 45, yani bugün plaka Manisa'ya düştü. Bu vesileyle tüm Manisalı kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Şimdi onları ileteceğim. Fox TV tarafından yönlendirildi bugünkü sorular. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısında Millet İttifakı'nı ve özellikle CHP'yi HDP üzerinden terörle işbirliğiyle suçladı. Terör örgütünün uzantısını parlamentoda ziyaret eden ana muhalefet partisinin başındaki zat değil mi? Acaba neler vaat etti? Nelerin pazarlığını yaptı dedi. Bu sözlere ve terör işbirliği suçlamalarına sizin yanıtınız ne olacak? Ne demiş büyüklerimiz? Kişi kendinden bilir işi. Dün Oslo'da kamu görevlilerini terör örgütüyle doğrudan masaya oturtan, Habur'da çadır mahkemeleri kurduran, kadınları domuz bağıyla boğarak öldürenleri savunanlarla bugün ittifak yapan, onlarla ortak liste yazan Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Bizim cemaziyel evvelimiz bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden bir partidir. Cemazül evvelleri karışık olanların bize söyleyecek tek bir sözü yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir terör örgütünü pazarlık yaptı diye bir araya getirmek bühtandır, ayıptır. Efendim, Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti icraatleri arasında en çok övündüğü konulardan birisi havalimanları. Havalimanı sayısını arttırması ile sürekli övünüyor. Eski Bakan Veysel Eroğlu ise birbirine yakın havalimanları işlemiyor. Özellikle bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor. Yani kaynak israfı oluyor. Yeteri kadar sefer yapılamıyor. Bölgesel olmadığı için dedi. Bu sözleri sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi bunları söyleyene 21 yıl sonra akşam yemeğinden sonra günaydın derler. Bu hükümetin nasıl plansız, programsız hareket ettiğinin, rant hırsıyla gözünün nasıl dönmüş olduğunun, bu ülkede yol açtıkları israfın, savurganlığın şu sözler açık itirafıdır. Efendim, Fox TV'nin son sorusu da şöyle. Seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber ortak liste konusu uzun süredir konuşuluyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin kendi amblemi ve listesiyle seçime gireceğini açıkladı. Bu açıklamaya dair pek çok yorum da yapılıyor. Onlardan birisi de Hüdapar'ın AK Parti listesinden seçime girecek olması nedeniyle MHP'nin rahatsız olduğu yönünde. Sizin bu açıklamalara ve bu değerlendirmelere ilişkin yorumunuz ne olacak? Hatırladığım kadarıyla daha geçen hafta Sayın Bahçeli Hüdapar'la kol kola girmekten rahatsız olmadığını
ifade etti ve Hüdapar'ın avukatlığına soyundu. Hüdapar'ı savundu. Ama bu açıklamaya baktığımızda, bu açıklama Cumhur İttifakı içinde çok ciddi bir kol bükme mücadelesinin olduğunu ortaya koyuyor. Seçimi kaybedeceğini anlayan Cumhur İttifakı'nın tarafları öyle anlaşılıyor ki aralarında kavga etmeye başladılar. Hep söylüyoruz, 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ülkemize bahar gelecek. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.